belki de bu kadar kötü bir şey olduğuyla ilk defa yüzleştik. Bu boyutunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Hiçbir şey yapamamanın ne kadar can acıttığını, çaresizliğin, o ağırlığını iliklerimize kadar yaşadık. Hiç sınanmadığımız bir şeydi. Herhangi bir şekilde kimsenin sınanmamasını dilerim. Çünkü öyle bir şeydi ki, görüyorsunuz, biliyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani dibinizde oluyor her şey, ayağınızın altında, görüyorsunuz ama çıkaramıyorsunuz. Yani en çok ihtiyaç duyduğumuz teknoloji, birlik, beraberlik, devletin hani o tırnak içinde söylüyorum, babalık kavramı, durumu idare etme, krizi idare etme ki bu tarz durumlar herhangi bir siyasal durumdan çok bağımsız geçmesi gereken şeyler. Can çünkü önemli olan ve bu bir doğal afet. Sadece insanların çabasını hatırlıyorum. Bisikletle gezen çocukları hatırlıyorum. Ekmek dağıttılar, su dağıttılar. Dördüncü gün sabahtı sanırım. Evet, ben kendi cenazelerimi almamıştım da. Çocuk geldi dedi ki, 9 saattir burada oturuyorsun abla, sana 3 tane su bıraktım, hiçbirini içmemişsin. Hakikaten yanında 3 tane su şişesi var, sadece oturuyorum artık, gitmiş haldeyim. En son getirdiği cebinden çikolata verdi. Yani bir kişi, hani gezip şunu 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 yapın, böyle olsun, hiçbir şeyin olmadığı bir an, çaresizliğin hani artık en uç noktası. Bir sürü herkes her şeyi yaptı, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o kadar hiçbir şey yoktu ki, herkes her şeyi yapmaya çalıştı sadece. Böyle akut dönemler çok şeydi, sıkıntılı günlerdi o ilk günler. Yani. Biz aile olarak cenazelerimizi bulduk. Eşim benden daha geç buldu, 18. gün buldu. Ve o günleri hatırlıyorum, yani 8 gün boyunca çıldırasıya bir arayış. Yani en son biz şeyin haberini aldık. Çabuk buraya gelin, hafriyat kamyonu geldi. Hafriyat kamyonu, yani içerideler, daha ne demek hafriyat kamyonu? O kayıplar var ya, hala cenazesini bulamayan insanlar var ya, işte onlar böyle yoklar şu an. Hafriyat kamyonlarıyla ölülerimizi kaldırdılar. Var mısın artık dedi benim için. Ulaşım aracı sadece bisikletler. Çocuklar ekmekleri toplamışlar. Suları poşetlere doldurmuşlar, meyve suyu buluyorlar. Çünkü yürüyerek bir yere ya da araçla bir yere gidip gelmek mümkün değil. Onlar bisikletlerle aralardan geçerek kimin nerede neye ihtiyacı varsa. Küçük küçük çocuklar, benim kendi çocuklarımdan da küçüklerdi. Onlar bir şeyler götürüp getiriyorlardı. Akşam olunca birileri tandır ekmeği yapıyordu. Ama hani oranın bizim tandır ekmeğimizi biliyorum. Halkın kendi içerisinde dayanışması vardı. Kurtaran tek şey budur. Yoksa hani bizde o da olmamış olsaydı daha da ağır olabilirdi. Bu kadar hengamenin arasında, o kadar yıkımın arasında şimdi dışarıdan görünce ben sonradan dinliyorum, dışarıdan televizyondan izleyen insanlardan. İçimiz kaldırmadı, çok üzüldük, günlerdir ağlıyoruz. Biz hiç ağlayamadık. Yani yaklaşık 3-4 ay sonra acı hissetmeye ve gerçekten kayıplarımızın yokluğunun farkına varmaya özlemeye çok sonradan, hani o acı duygusunu, gerçek anlamda bir kaybın acısını duymaya çok geç başladı. Çünkü sadece o an ki o kadar içinde bulunduğumuz çaresizlik öyle bir öfkeydi ki mümkün değil diyorsun. Yani adama diyorum ki siz nereden geldiniz? Biz Yozgat'tan geldik madenci. Öbür gün biz Erzincan'dan geldik. Sen nereden geldin? Buradan geldik. İkinci gece oldu. İstanbul'dan genç çocuklar geldi. Ellerinde sigara paketleri var filan. Bir şey gelmiyor ellerinden ama en azından oturup bakıyorlar ya da enkazdan çıkan insanların nabızlarını falan ölçüyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Siz nereden geldiniz? İslam yahu gelinebiliyormuş. Evet. Yani yol açık, gelinebiliyor demek ki. Su getirmeye çalışmış. Onun kimse bir şey söylememiş su getir diye. Ya da öbür teyze tandırına girip tandırı yakarken cenazesi yok diye yapmamış. Herkesin birbirine bir el verme durumu vardı. Bizde zaten bir hesap verme kavramı unutulalı çok olmuş bence. Bence buradaki en büyük sorun zaten sormayı da bilmemekle de. Ben buna da bağlıyorum biraz da. Hesap sormayı da bilmiyoruz. O yüzden hesap verme gibi bir alışkanlık, bir davranış biçimi zaten hiç yok. Neden o yol kapalıydı? Yok. Neden 4 gün boyunca hiç kimse yok? Artık normal diye bir kavram yok. Hatta o normal dediğimiz şey
Bizim normalimiz artık o enkaz yığınları. Normal olan şey o. Normalleşme, bunlar hep o yeni tabirler. Normalleşme, enkaz kaldırma filan. Can yahu, can yani. Bu kadar önemli. Başka bir detaya hiçbir şeye gerek yok. Can söz konusu. Yoktunuz. Tamam, kabul. Suçunuzu da kabul etmiyorsunuz. Tamam, onu da anladık. Ama hani, ama biraz daha insani tutumlar bekliyor. Hani bu kadar da aklımızla da alay etmeyin. Gelinen nokta şu, hani bir yıl sonra ne oldu? Bir yıl sonra ne oldu biliyor musunuz? Başında beklediğimiz enkazda, günlerce yalnız beklediğimiz o enkazlarda, malı mülkü tapusu üzerimize olan enkazlar, şu an etrafı çevrilmiş bantlarla. O günlerde hiç kimse yoktu. Şimdi içinde bir sürü iş makineleri var. Bayraklar asılmış boydan boya. İçeriği bu arada hiç göremiyorsunuz. Hani ne yapıyorlar evimize deyip bakamıyoruz. İçeride ne oluyor bilmiyoruz. Sadece dışarıda yazıyor ki işte 750 bin hibe, 750 bin kredi, 2 yıl ötelemeli, faizsiz. Pardon? Bir de mutlu gülen yüzler var orada. Pardon? Ben o evde öldüm. Evim gitti. Sebep olmadığım mücbir sebeplerden dolayı gitti. Şimdi evimi bana geri mi satıyorsun? Evimi mi? Ne yapıyorum ben? Evimi mi satın alayım? Bunlar bunun bayrakları mı? Bunların flamaları mı? Hani en azından bu kadarını yapma. Tamam özür dilemedin. Tamam gelmediniz. Tamam suç kabul etmediniz. Tamam konuşmadınız. Ya dinlemediniz. Eyvallah. Tamam dinlenmedik bile. Ona da eyvallah. Ama bu kadar insan aklıyla, insan onuruyla alay edilmez ki. Yani taşını, kapısını, ağacına dokunamadığımız yerden hiçbir şey yok. Canlar değildi, insanlar değildi ama mülklerin de korunması vardı. Ne canlar korunabildi, ne mülk korunabildi. Tarih. Bunların hiçbiri korunamadı. Koca bir tarih yok oldu. Yani bir insanın işte hastalıktan ölebilme ihtimalini bile gündelik hayatta ağır bulup kaldırmakta zorlanırken şimdi bir de ölümün bu türlüsünü yaşamak, acının bu türlüsünü yaşamak çok ayrı bir şeymiş. Ortada bir alan var, oturduk, gitarı aldım. Biraz işte müzik açabileceğimiz amfiler falan bulduk, götürdük. Samandağ'da işte o Sahra Hastanesi'nin arkasında. Nereyi bulduysak, hani 3-5 tane çocuk nerede gözümüze çarptıysa biz oturup sadece çikolata, sakız ve müzik. Toplandık, 3 çocuk, 5 çocuk derken bu konu o kadar büyüdü ki biz her hafta, her gidişimde işte Orf uzmanı başka bir arkadaşım, otelik'e giderken ben de geleyim, bu hafta şunu yapalım mı derken başka şehirlerden bu hafta tiyatro yapalım mı, yapalım ve bu bir rutine döndü. Biz en son bir baktık ki 7-8 çocukla başlayan oyun halkası bir saat sonra yaptığımız müzik atölyesi bittiğinde kocaman bir kalabalık, neneler, dedeler, anneler, abiler, ablalar, koca bir kalabalık olmuş ve herkes gülüyor. Yani işimiz bitip böyle kafamızı kaldırdığımızda ben baktım, gülüyorlar. Ve oraya gelirken ben de sorguluyorum, hani doğru mu değil mi? Yok yok dedim, yani ben bunu yapacağım, tamam. Ama yine bir tereddüt vardı. Sonra kafayı kaldırıp o hani gülen gözlerle aynı anda böyle bir göz göze gelince arabaya bindim, dedim ki yok iyi yapıyoruz, devam. Kim ne derse desin devam. Bunu yapmamız lazım çünkü gülüyorlar. Ve bu sahte değil. Çocuklar iyileşince anneler iyileşiyor. Anneler iyileşince hayat iyileşiyor. Ben sadece çocuklarımla ilgileniyorum. Orada çünkü 3 köyde birden yürüttüğüm çalışmalar var. Onlara soruyorum, bir şeye ihtiyacınız var mı? Bu mu lazım, bu mu değil? Gerekli gördüğüm ne varsa gözümle görüp bilmediğim hiçbir yerde ve hiçbir platformda bulunmamaya çalışıyorum. Diyorum, hani bazı yaralar vardır, kapatmamanız gerekir. Evet. Yanık bunlardan biridir. Onun kendi kendine iyileşmesi gerekir. Yani onu yanığın üzerine yara bandı yapıştıramazsınız. Bu süreç biraz da böyle bir süreç. Hani baştan aşağı yanan bir vücudu sarıp sarmalamamak gerekir bazen. Onun gibi bir süreç ama umuyorum, gerçekten umuyorum, tüm kalbimle diliyorum ki böyle olsun. Sahip çıkmamız gereken birkaç şey var. Ben sadece her bulunduğum topluluk arasında, dost
meclislerinde, sahnede hep dile getirdiğim bir şey var. Bizim sahip olduğumuz değerlerimiz var. Çalamayacakları değerler bunlar. Eğer onlardan da feragat etmeye başlarsak, işte o zaman toparlanamayız. Bunlar bizim kendi dayanışma kültürümüz, kendi iyi niyetimiz. İsim Sirah.